isterseniz tek soru tek cevap programıyla karşınızdayım. Türkiye gündeminin değişmeyen en önemli maddelerinden biri cezaevleri. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana gündemden düşmeyen cezaevleri bugün de hasta tutsakların durumu, kötü muamele ve hak ihlalleriyle gündemde. Geçenlerde işkence, taciz ve tecavüze maruz kalan Garibe Gezer'in Kandıra cezaevinde hayatına son verdiği iddia edildi. Yüzlerce hasta tutuklu ise tedavi edilmediği için ölümle pençeleşiyor. Bu anlamda 19 Aralık cezaevi katliamının 21. yıl dönümü nedeniyle yıllardır cezaevlerini yakından izleyen ve dört duvarların arkasındaki sesleri kamuoyuna duyurmaya çalışan Görülmüştür inisiyatifinden Adil Oktay'a sormak istiyorum. Cezaevlerinde neler oluyor? Politik tutsakların zindanlarda neler yaşadığını bize anlatır mısınız? Merhaba Filiz Deniz. Zor bir soru, yürek yakan bir konu. Nereden başlasam bilemiyorum. Hapishanede neler oluyor? Hapishanede çok şey oluyor. Bu elbette yeni değil. Hapishanede devam eden zulüm yeni değil. İşte 19 Aralık katliamının 21. yıl dönümündeyiz. Ancak ne yazık ki Türk hapishanelerinde katliam sadece 19 Aralık'tan ibaret değildi. Diyarbakır zindanı katliamı, hasta tutsakların bire bire ölmesi, işkencede ölümler, Engin Çeber'den diğer bir ölüm orucunda hayatını kaybeden grup yorum üyelerine kadar hapishaneler hep bir zulüm yuvası ola gelmiştir. Hatta tarihi biraz geriden başlatabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın bir devamıdır. 1895'te Osmanlı Amele Cemiyeti'ni kapatan devlet adaleti ile bugün hapishanelerde hasta mahpusların ölüme terk eden devlet adaleti aynıdır. Garibe Gezer'in hapishanede ölümüne yol açan süreç neyse 19 Aralık katliamını yapan süreç aynıdır. Yani hapishanelerde dönem dönem büyük bedeller ödenerek, kan revan içinde kalınarak, içeride ve dışarıda verilen mücadele sonucu kazanan haklar olsa bile, dönem dönem bir demokratik bir hava esse bile, devlet sık sık bu hakları gasp etmiştir, gasp etmektedir. AKP hükümeti, AKP iktidarı aslında seleflerden çok farklı değildir. Yani zulüm sadece AKP ile başlamamıştır bu topraklarda. 19 Aralık katliamı zamanında AKP iktidar değildi. Ancak AKP iktidarı seleflerinden aldığı kötülük mührünü mazlumun bağrına daha da hayasızca basmaktadır. Ne oluyor hapishanelerde? Özellikle OHAL'in ilanından sonra hapishanelerde kazanan tüm haklar gasp edilmeye başlandı. Renkli kalemler yasak, kitaplara sınır getirildi, dergi yollamak yasak, ortak alanlarda sohbet yasak, yasaklar bitmiyor. Akıl almaz yasaklar bazen gündeme geliyor. Örneğin biz Görünmüştür kolektivitesi olarak bir karikatür sergisi düzenlemiştik. Tutsak karikatüristlere resim istemiştik. Birçoğu şöyle cevap vermişti. Resim ve karikatür çizeceğiz ama renkli kalem yasak demişlerdi. Bu tutsak alan bir tanesi de Zehra Doğan da renk kanını kırmızı boya olarak kullanıyoruz demişti. Bir başkası da sebze kabuklanan kırmızı boya üretiyoruz demişti. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye hapishanelerinde zulümle başat, zulümle isyan, zulümle direniş başat gelişmektedir. Ancak son zamanlarda özellikle hasta tutsaklar sorunu ve infaz yakmalar sorunu öne geçmiştir. Gündemin önemli maddeleridir. Düşünün 25 yıldır, 30 yıldır içeride olan bir mahpusun, tutsağın keyfi nedenlerle infaz yakılmaktadır. Ve bu infaz yakılma inisiyatifi de cezaevi yönetimine bırakılmıştır. Yani bir idarecinin iki dudağının arasındadır. İnfazını yaktım, 30 yıl yetmez, 2 yıl daha yat demektedir. Her gün ayrı bir hak gaspıyla karşı karşıya kalıyoruz. Garibe Gezer elbette ne yazık ki ilk değildi. Umarız son olur. Garibe Gezer'in bize Görünmüştür kolektivitesiyle yolladığı bir mektup vardı. O mektupta umut doluydu Garibe Gezer. Dışarıya umut veriyordu. Düşünün böyle umut dolu bir kadının, bir barış tutsağının intihara sürüklenişini düşünün. Bundan bir yıl kadar önce
Yine benim bir mektup arkadaşım Aysel Koç cezaevinden intihar etti. İntihara sürüklendi. Bu insanlar intihara sürükleniyorlar. İşkence görüyorlar. Hapishanede tacizin, işkencenin şeyi yok, haddi hesabı yok. Ve bir zamanlar AKP hükümetinin, AKP iktidarının işkenceye sıfır tolerans diyen AKP iktidarının sözlerini tutmanda görüyoruz. Artık hapishanelerde hem fiziki hem psikolojik işkence başladı ve devam ediyor. Hasta tutsaklar dedik ya, şu anda Türkiye hapishanelerinde 1600 hasta tutsak var. Bunun 600'ün durumu kritik. Hemen tahliye edilmesi gereken 600 tane hasta var. Ancak bu konuda yetkiyi ATK'ya vermişlerdir. Ne der ATK? Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp Kurumu da AKP hükümetinin bir bürosu olarak çalışmaktadır. Ve elbette yanlı taraf, yanlı karar vermektedir. Ne diyor insan hakları örgütleri? Hasta tutsakların tahliyesi için bağımsız kurumlar, bağımsız sağlık kurumları karar vermelidir diyor. Bu konuda mücadele sürüyor. Elbette mücadele sürecek. Şimdi bu kadar zulme rağmen kitap yasakları yeni başladı, dergi yasakları yasalaştı. Kimi zaman havalandırmaya tel kafes koyuyorlar. En mahrem yerlere kadar kamera koyuyorlar. Ancak tutsaklar direniyor. Politik mahpuslar direniyor. Direniş devam ediyor. Kameraları kapatıyorlar. Hazırlara girmiyorlar. Komut vermiyorlar. Direniş devam ediyor içeride. Ancak dışarıdan da bu direnişe bir destek gerekiyor. Şimdi bakınız, ben size örneğin bu direnişin birkaç örneğini vereceğim. Hapishanelere Esinti Yollayalım adlı bir kitabında yer alan bir hasta mahpusun sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Halil Güneş, ağır hasta mahpusu olan birisi, şöyle diyor bize yolladığı bir mektupta. Tesbih taneleriyle sayıyorum içeride yılları ve bir de bu çağın şu illet hastalığını sezdirmeden dostlara, yoldaşlara geçiyorum zulüm kapılarından acı eşiklerini. Yani içerideki direnen bu insanlara bir destek vermek gerekiyor. Hasta mahpusların sesini duymak gerekiyor, duyurmak gerekiyor. Biz tek başımıza yetemiyoruz. İnsan hakları örgütlerinin sesi çıkıyor elbette ama kamuoyuna destek istiyoruz. Tutsaklar da destek bekliyorlar. Yine hasta tutsaklardan 20 defa ameliyat olan kanser hastası Erol Zavar, korona günlerinde mahpusluk adlı kitabı için gönderdiği deneme yazısında şunlar yazmış. Oradan bir bölüm aktarmak istiyorum. Dinleyicilerin dikkatine çekmek istiyorum bu konuda. Diyor ki Erol Zavar, bu sabah da korona günlerine uyandım. Gözümü tavana dikip bir süre öylece baktım. Fetih bir hapishanenin tavanlarının içinde bilmez ama tabut kapağı şeklinde yapmış. Yaklaşık 20 senedir aşağı yukarı aynı ritimde yaşadığını düşünün. Koronavirüs de bu tabloya eklenince Mart ayından beri tecrit biraz daha koyulaştı. 20 yıl içinde can bedelinde kazandıysak hemen hepsini süpürdü diyor Erol Zavar. Yani önce o haldi, o hal kalktı ancak o haldeki antidemokratik uygulamalar yasalaştı. Arkasından pandemi başladı. Bu defa pandemi nedeniyle açık görüşler yasaklandı, kitaplar yasaklandı, hücreler arası görüşler yasaklandı, ortak sohbet alanları yasaklandı. Yasakların arkası kesilmiyor. Buna karşı elbette size daha çok ses çıkarmak gerekiyor. Bakınız, son hazırladığımız kitapta Firar Yazar adlı kitapta Gülten Kışanak bize ne diyor? Bize ne yazmış? Bizim hapse şunu atmaya çalışıyorum. Tutsaklar bizden daha umutlu, bizden daha fazla direniyorlar. Onlara seslenmek gerekiyor. Hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Diyor ki Gülten Kışanak, bazen öylesine kendini kaptırırsın ki hücrene bir dünya sığar. Bir coşku seni sökün eder, her türlü engeli aşarak milyonlarla buluşursun. Birden yaşamın ilmek ilmek gördüğü ilk yıllara gidersin. Çevreni neşe içinde koşturan çocuklar sarar. Sonra hüznün bin bir çeşidi gözünün önüne gelir. Uçsuz bucaksız bir ormanda rüzgara savrulan yaprakları toplamaya çıkarsın. Ardından engin denizlerde ufku aradığında sonsuzlukla buluşursun. Düş kurmayı bilmeyen hayata yön verme iddiasını kaybetmiş demektir. Hücreler her şeyimiz bizden alabilir ama düş kurma gücümüzü asla, diyor Gülten Kışanak.
bu düş kurma gücünü korumaya çalışan politik tutsaklara destek olmamız gerekiyor. Ben buradan bir çağrı yapıyorum dinleyicilere, izleyicilere. Bizim görünmüştür kolektivitede sizin temel bir sloganı var. O da şu. Bizim için, sizin için, daha güzel bir dünya için, daha adil bir dünya için mücadele ederken esir düşen insanlara bir el verin, bir ses verin. Tutsaklar için en büyük moral kaynağı mektuplardır. O halde bir adres de siz alın, bir mektup da siz yazın diyorum. Teşekkür ediyorum.